Satışı yasak fakat ülkemizde çok yaygın. Şu pufflar ve elektronik sigaralar özellikle gençlerin elinde. Uzmanlarsa sürekli olarak uyarıyor sevgili izleyenler. Bu puffların, elektronik sigaraların tehlikesi büyük. Elektronik sigaradan konuşacağız, konuyu detaylandıracağız. İzel Topaloğlu gelecek ekrana. Bir örnek yaşandı. Dün bol bol konuştuk. Geçtiğimiz gün şarkıcı ve oyuncu Selen Görgüzel'in 25 yaşındaki kızı İknaz Bektaş nefes almakta güçlük çekti. Apar topar da hastaneye kaldırıldı. İşin arkasından işte o pufflar, elektronik sigaralar çıktı. Genç kız ölümden döndü ve ameliyat sonrası tedavi süreci de devam ediyor. Öyle bir kolay bir hastalık değil. Yanlış hatırlamıyorsam göğüs kafesine hava kaçmıştı bu pufflar dolayısıyla. Peki elektronik sigara neden bu kadar zararlı? Kullananları hangi tehlikeler bekliyor? Sorular önemli. Farkındalık oluşturmak istiyoruz. Muhabirimiz İzel Topaloğlu ile konuşacağız. Yanında da uzman bir isim var. Ben susayım, sözü onlara bırakayım. Evet Kardelen, senin de dediğin gibi özellikle son yıllarda popülerliği gitgide artan elektronik sigaraların insan sağlığı üzerindeki olası zararları ile ilgili endişeler giderek artıyor. Özellikle bu elektronik sigaraların içerdiği kimyasallardan dolayı, kimyasal maddelerden dolayı yapılan araştırmalar da zaten insan sağlığı için, bu cihazların kullanıcıları için ciddi sağlık riskleri içerdiği ortaya kondu ve özellikle uzmanlar bu elektronik sigaraların pazarlanan zararsız imajına rağmen insan sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturduğunu ortaya koyuyor. Ve senin de dediğin gibi geçtiğimiz günlerde şarkıcı ve oyuncu Selen Görgüzel'in kızı bu durumla karşı karşıya kaldığı belirtilmişti. O günden sonra aslında bu elektronik sigaranın zararları daha birçok gündemimize geldi. Peki elektronik sigara nedir ve bunun zararları nelerdir? Yanımızda göğüs hastalıkları uzmanı Hicran Mahmudova var. Bunun cevabını kendisinden alacağız. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, günaydın. Bugünlerde fazlasıyla aslında popüler olan elektronik sigaraların zararları gündemimizde. Dediğimiz gibi şarkıcı ve oyuncu Selen Görgüzel'in kızının yaşadığı sorundan dolayı aslında fazlasıyla biz de haberlerimize yer vermeye başladık. Öncelikle şunu sormak istiyorum size. Elektronik sigara nedir? Elektronik sigara bir pil aracılığıyla içeriğinde nikotin ve katkılarının bulunduğu sıvının ısıtılarak buhara dönüştürülmesi ve bunun kullanma hazır gelmesini sağlayan bir nikotin aracıdır. Önceler, şimdi sigara sık kullanılıyordu ama yıllar içinde artık toplumlar bilinçlendirildikçe ve devletler de buna önlemler aldıkça sigaranın zararları bilindiği için artık tütün endüstrisi daha farklı bir yöntemler, daha farklı tasarımlar çıkarmaya başladı ve bunlardan biri de elektronik sigara. Elektronik sigara aslında ilk Amerika Birleşik Devletleri'nde piyasaya sürüldüğünde bir sigara bıraktırma ürünü olarak piyasaya sürüldü ve hatta denendi de. Ama yapılan çalışmalar, yani bu konuda bilimsel çalışmalar var. Elektronik sigaranın sigara bıraktırmada yardımcı olmadığını kanıtlarla ortaya koydu. Tam tersine, yani tam aksine bağımlılık yaptığını ve sigara kadar zararlı olduğunu ortaya koydu. Aslında burası gerçekten çok önemli hocam. Çünkü dediğimiz gibi aslında bu elektronik sigaralar şöyle pazarlanıyor. Zararsızdır. Evet. Yani aslında sigarayı, normal sigarayı bıraktırma amacıyla pazarlanıyor ve bu iddia ediliyor. Dediğiniz çok önemli. Aslında bu elektronik sigaraların normal sigarayı bıraktırma etkisi yok. Ve en az normal sigara kadar zararlı olduğunu söyleyebilir miyiz? Tabii ki. Tabii ki. En az normal sigaralar kadar zararlı. Sadece burada aldatıcı faktörler var. Yani burada biraz sigaranın kokusu çok fazla, dumanı çok fazla olmadığı için özellikle gençler biraz aldanıyor. Aynı zamanda içine böyle tatlandırıcılar konularak, farklı tasarımlar, işte kalem şeklinde, USB şeklinde farklı tasarımlar yapılarak yine gençlerin ilgisini çekmek amacıyla böyle değişik forumları yapılmaktadır. İçeriğinde çok fazla kimyasallar, katkı maddeleri vardır. Sadece nikotin değil, alkaloidler, benzolaminler, bir takım diğer kimyasallar, kanserojen maddeler vardır. Yani bunların özellikle şu aromalar var içeriğinde. Bu aromalar da akciğerlere çok ciddi toksik etki göstermektedir. Peki, şimdi normal bir zararına sıralayacak olursak özellikle bu elektronik sigaraların normal sigara gibi en büyük zararının akciğeri olduğunu söyleyebilir miyiz hocam? Yani bunun zararları, insan sağlığına olan etkisi nedir?
Yani akciğer başta olmakla tüm organlara zararlı aslında. Tabii ki direkt hava yoluyla soluduğu için ilk ağız, diş, damak, larynx, yemek borusu, akciğer başta olmakla diğer tüm organlara da çok yaygın zarar vermektedir. Aynı zamanda bu elektronik sigaranın kendi tasarımına göre de bir takım şeyler ortaya çıktı. Yani elde patlamalar, yangınlar, hatta böyle cilt naklini gerektirecek kadar ciddi yanıklara neden olduğuna dair de elimizde kanıtlar var. Ben de buna değinecektim hocam. Aslında dediğiniz gibi yalnız şimdi içerken bir zararı yok bu sigaranın. Aslında diğer sigaradan artı bir zararı var. Çünkü dediğiniz gibi elektronik bir sigara olduğu için cihaz ısınıyor ve evet, bu cihaz patlama riski de var. Şimdi diğer sigaradan artı bir zarar bu değil mi? Patlayarak belki cilt yanığı da oluşabilir bu durumda. Evet evet, yani buna dair elimizde kanıtlar da var. Amerika'da birkaç genç de aynı şekilde patlayarak hatta ölüme neden olan vakalar bildirilmiştir. Evet, gerçekten bu da çok tehlikeli bir durum. Bir de şunu da sormak istiyorum. Şimdi hocam, diğer sigaralara ne kadar bağımlılık yarattığını biliyoruz. Nikotin bağımlılığı. Bu elektronik sigaraların da bağımlılık yarattığını söyleyebilir miyiz? Tabii ki nikotin olan tüm ürünler bağımlılık yaratır. Elektronik sigaranın da içeriğinde nikotin vardır ve hatta normal sigaradan daha yoğun içerikte bir nikotin vardır. Bu da daha hızlı bağımlılığın gelişmesine, özellikle önceden hiç sigara kullanmayan gençler kullandığı zaman daha kolay bir şekilde nikotin bağımlılığının oluşmasına neden oluyor. Çünkü içeriği daha yoğundur nikotinle. Şimdi şunu da hemen söylemek istiyorum hocam. Tabii ki şimdi her iki sigara da çok zararlı. Hem elektronik hem normal sigara. Bunu asla tabii ki biz şey yapmıyoruz, savunmuyoruz. Şunu söylemek istiyorum. En zararlı dersek bir ayrım var mı? Yoksa ikisinin de eşit miktarda zararlı olduğunu söyleyebilir miyiz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Dediğim gibi ilk başlarda elektronik sigara yeni çıktığı zaman bir zararsızdır, sigara bıraktırma için kullanılacaktır gibi şeklinde piyasaya sürüldü. Ama yapılan çalışmalar bunun böyle olmadığını ve tam tersine zararlı olduğunu ortaya koydu. Yani ben her zaman şunu söylüyorum. Bir katili ne kadar süslersek, melek kıyafeti giydirirsek o katil olma özelliğini değiştirmez. Yani biz nikotin ne kadar süslersek süsleyelim o bağımlılık karakterini değiştirmez. Aynı zamanda içeriğindeki kimyasal maddeler, elektronik sigaranın içeriğinde çok ağır metaller vardır ki bunlar direkt kanserojen etki gösteriyor. Yani şu da belli. Şimdi elektronik sigara biraz daha yeni bir ürün. 2006'da piyasaya sürüldü. Şimdi sigara da ilk başta piyasaya sürüldüğünde bu kadar ciddi etkiler olduğunun bilinmiyordu. Yıllar içinde bunlar ortaya çıktı. Hı hı. Elektronik sigara da yeni bir ürün olduğu için hatta aslında artık biliniyor. Yeteri kadar elimizde bilgiler var ama daha bir 30 yıl sonra, 40 yıl sonra, 50 yıl sonra daha hangi zararların ortaya çıkacağını da bilmiyoruz. Ama bugüne kadar bilinen bilgiler en az sigara kadar zararlı olduğunu göstermektedir. Kalbe zarar verir mi hocam? Şimdi aslında biz akciğere zararından bahsettik. İnsan sağlığı üzerinde tabii ki çok zararı var. Kalbi sormak istiyorum. Kalbe de zararlı mı? Evet, kalbe de zararı var. Hatta tek bir nefes alınması elektronik sigaranın sigaradan kalp atım hızını arttırdığına dair çalışmalar var. Aynı şekilde yine tek bir nefes alımı sırasında tansiyonu yükselttiğine dair çalışmalar var. Bunlar da tabii ki ileride kalpte ritim bozukluklarına, kalp krizine inme gibi diğer sorunlara neden olabilmektedir. Hocam tekrar söyleyecek olursak şunu diyebiliriz değil mi? Bu elektronik sigaraların normal sigarayı bırakmakta hiçbir etkisi söz konusu dahi değil. Yani bu güne kadar yapılan çalışmaların, bilimsel makalelerin hiçbirisinde elektronik sigaranın bir sigara bıraktırmada faydalı olduğuna dair henüz elimizde bir veri yoktur. O yüzden sigara bıraktırma konusunda faydalı olduğuna veya herhangi bir etkisi olduğuna dair herhangi bir söz konusu değil. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için hocam. Çünkü gerçekten bu bilgiler bizler için çok önemli. Biz de her gün biliyorsunuz ki farklı bir konu alarak, farklı bir gündem belirleyerek izleyicilerimizi bilgilendirmeye çalışıyoruz. Bu konuda fazlasıyla gündemimizde olan bir konuydu. Eminim ki maalesef elektronik sigarayı da kullanan çok kullanıcı var. Çok kişi var, özellikle gençler. Hicran hocamızın dediği gibi de özellikle bu meyveli olması ya da yapısından dolayı elektronik olması gençlerin fazlasıyla dikkatini çekiyor. Dolayısıyla bunların kullanılması
kullanımı günümüzde fazlasıyla arttı. Ama yine Hicran hocamızın dediği gibi bunun zararlarını göz ardı etmemek gerekiyor. Özellikle insan sağlığını tehdit edecek birçok zararı araştırmalar dahilinde ortaya konmuş durumda. Ve yine hemen şunu belirtelim. Normal sigarayı bıraktırmakta hiçbir faydasının olmadığı da ortaya konulmuş durumda. Yani buradan tabii ki bu bilgilendirmeyi yapmış olalım izleyicilerimize. Dediğimiz gibi elektronik sigaranın fazlasıyla zararı var. Özellikle içerdiği kimyasal maddelerden dolayı sağlığımızı fazlasıyla tehdit ediyor diyerek sözü tekrar stüdyoya bırakalım. Teşekkür ederiz size. İzel Tupaloğlu konuyu değerlendirdi uzman konuğuyla birlikte. Sevgili izleyenler, paflar, elektronik sigaralar, ambalajlı, hoş kokulu bir zehir. Konu detaylandırıldı uzman tarafından, söyleyecek söz yok. Farkındalık oluşturabildiysek ne mutlu bizlere.